Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. At kuyruğu yani Latince adıyla Equisetum arvense, at kuyruğiller yani Equisetaceae familyasının en yaygın görülen üyesi olan çok yıllık yabani bir bitkidir. Üstelik çok da yaşlıdır. Hatta ona dinozor bitki veya fosil bitki diyenler de vardır. Çünkü yeryüzünde henüz dinozorlar ortaya çıkmamışken bile at kuyrukları vardı. Karbonifer döneminin heybetli ve uçsuz bucaksız ormanlarında at kuyruğunun 90 metreye ulaşan ağaç formları yaşarmış. Ama bugün bazı at kuyruğu giller sadece birkaç metreye ulaşabiliyor. Bir zamanlar kanat açıklığı 1 metreye ulaşan dev yusufçuk böceklerinin dallarına konduğu bir ağaçken bugün at kuyruğu minyatür yusufçukların üzerine konmaya devam ettiği yarım metrelik bir bitki haline gelmiştir. At kuyruğu vesilesiyle paylaşmak istediğim bazı şeyler de var. Ben de birkaç yıl öncesine dek yaşadığım bölgedeki dere kıyılarında hem at kuyruğuna hem de yusufçuklara rastlıyordum. Fakat bugün artık her iki türe de burada rastlama şansınız yok. Çünkü İstanbul'daki 3. köprü orman katliamının bir parçası olarak dere bugün hem ıslah çalışması nedeniyle yer altına alınmış hem de neredeyse kurumuş durumda. Ormanlık arazinin içinden doğan, ormandan çıkar çıkması civardaki evlerden gelen atık suların da içine boca edildiği bu derede çok değil 90'lı yılların başında insanların balık avlayabildiğini duyduğumda gerçekten üzülmüştüm. Bugün burada bunları hatırlayabilen belki bir avuç insan olsa da dere kenarında ısrarla yaşama tutunmaya çalışan at kuyrukları artık yok. Çünkü o dere artık yer altına gömülmüş beton tüneller içinden akıyor. Doğa her şeye rağmen kendini insan kaynaklı kirlilikten arındırmaya çalışıyor. Artık var olmayan o dere birkaç yıl önce bunu su kirliliğini belli bir ölçüye kadar giderebilen su kamışlarıyla yapmaya çalışıyordu. Çünkü insanlardan umudunu çoktan kesmişti. Ama o nereden geldiği belli olmayan su kamışları da her yıl yine insanlar tarafından dere ıslah çalışmalarıyla sökülüp atılıyordu. Sonunda bu savaşı da insan kazandı. Doğa yine kaybetti. Sizce de olan bu mu yoksa aslında tam tersi kaybeden bizler miyiz? Bugün ülkenin her yerinde yaşanan bu sorun sizce nereden kaynaklanıyor? Bence bu sorun insanların yaşadığı topraklardan kolay para uğruna vazgeçmesiyle başladı. Nereye gidersek gidelim bu böyle. Bana göre bugünkü yağmacılık ve talanın temel nedeni insanın topraktan ve doğadan vazgeçmiş olmasıdır. Verdiğim şu dere örneği üzerinde biraz düşünelim. Şu derede hiç balık tutmamış, yani buralarda hiçbir anısı olmayan bir orman kondu villa sahibinin bu dereyi ve hayat verdiği canlıları umursayabileceğine inanıyor musunuz? Sorduğuma bakmayın, sorunun cevabı zaten belli bitki dostları. At kuyruğunun Latince adı tercüme edildiğinde Equus, at, seta, kıl, arvense ise kırlara ait anlamına gelir. Erken ilkbaharda tüyü veren fakat çiçek ya da tohum oluşturmayan at kuyruğu tıpkı eğrelti otu gibi tohumla değil de sporla çoğalır. Sıklıkla kuzey yarım kürenin Arktik ve ılıman kuşağında yetişen at kuyrukları 1920'de Yeni Zelanda'ya da getirilmiş ve orada hiç sevilmeyen istilacı bir yaban otu haline almıştır. Günümüzde Yeni Zelanda'da at kuyruğu bulundurmak, üretmek ya da satmak suç niteliği taşıyor. Gövdesinin içi boş olan bu bitkinin kendine has bir görünümü ve derine inen rizomlu bir kök sistemi vardır. O nedenle de ondan kurtulmak biraz zordur. Kökleri zehirli olan at kuyruğu özellikle nemli toprakları, su kenarlarını ve bataklık alanları sever ve sonbaharın ilk donlarına kadar toprak üstündeki yaşamını sürdürür. O zaman aynı bitki ailesinden olmayan kısrak kuyruğu yani Hippuris vulgaris ile karıştırılan at kuyruğu tam bir silikon, potasyum ve kalsiyum deposudur. Kuzey Amerika yerlilerinin, Japonların ve Korelilerin çiğ ya da pişirerek yediği at kuyruğunu Çinliler 10. yüzyıldan, Avrupalılar ise 16. yüzyıldan bir ilaç olarak kullanmışlardır. Böbrek, deri, idrar yolları hastalıkları, bronşit, tüberküloz, romatizmal ağrılar ve iltihaplanmalar gibi pek çok rahatsızlığa karşı at kuyruğu çayı kullanılmıştır. İlginç ama soğuk ısırmasına karşı da haricen kullanılan bir bitkidir. Fakat tamamen ya da kısmen zehirli olan at kuyruğu giller de mevcuttur. Hatta otçul hayvanlar için ki buna bitkiye adını veren atlar da dahildir, zehirli bir bitkidir. Bitki içerdiği silikonun nemi toplama özelliği olduğundan bataklık alanların kurutulmasına kullanılan bitkiler arasında yer alır. Eskiden altın arayıcıları bölgede altın bulunup bulunmadığını bu bitkinin kimyasal içeriğine bakarak bulurlarmış. Çünkü at kuyruğu bünyesinde diğer bitkilerden daha fazla altın mineralini toplanmış. Günümüzde bu iş için daha isabetli sonuçlar veren son derece zehirli ve zararlı kimyasallar yani siyanür ve civa kullanılıyor.
Söz konusu altın olunca bizim yaşlı at kuyruğunun, derelerin, ormanın ya da doğanın geleceği kimin umurunda olabilir? İşte en çok da bu nedenle gelecek kuşaklara toprağını, doğasını tanıtmak, sevdirmek ve ona sahip çıkmasını sağlamak gerekiyor. Bitki günlüğüm ile yapmaya çalıştığım şey de tam olarak bu. Ve siz de bu izlediğiniz videoyu beğenerek ve başkalarıyla paylaşarak bu çalışmaya katkınızı sunabilirsiniz. Çünkü bu videoda bahsedilenler gibi bazı gerçekleri duymaktan her nasılsa rahatsız olabilen kişiler var ve videolarımı şikayet eden bu kişilere karşı tek başına yapabileceğim hiçbir şey yok ne yazık ki. YouTube yönetimi kendileri defalarca yazdığım halde hiçbir dayanağı olmayan şikayetlere istinaden videolarımı hala yeni izleyicilere önermiyor ve bu nedenle kanalın yeni kişiler tarafından keşfedilmesi de engelleniyor. Tüm bunlara rağmen yapabildiğim sürece güzel şeyleri hak eden güzel insanlar ve güzel bir gelecek için bu videoları hazırlamaya devam edeceğim. Şu anda videoyu izleyen size de Bitki Günlüğüm kanalına verdiğiniz değerli desteğiniz için özellikle teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.